ilahi, hamdını sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mi'rac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hil'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, li etba'a ashabına olsun ya Rab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, sözlerime başlamadan önce sizlere selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerinde olsun inşallah. Rabbim günümüzü hayırlara vesile eylesin. Bu mübarek günün faziletinden, feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin. Dualarımızı ve gayretimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Rabbim nasip ederse yine inşallah sizlere bugün çok önemli bir konudan, yani hiçbir dönemde ciddiyetini, önemini kaybetmeyen çok önemli bir konudan bahsetmeye gayret edeceğiz. O konu ki Kur'an ve sünnet konusu. Çünkü bu o kadar önemli ki kıymet kardeşlerim, üzerinden asırlar geçse de, üzerinden zamanlar geçse de bu konu Kur'an ve sünnet hiçbir zaman önemini yitirmedi ve yitirmeyecek ebediyete kadar. Yani insanlar Kur'an'a yaklaştığı ölçüde, Müslümanlar Kur'an'a yaklaştığı ölçüde, Kur'an'a itiba ettiği ölçüde değer kazanacak. Yine zamanlar Kur'an'a uyduğu ölçüde değer kazanacak. Kur'an'dan uzaklaştığı ölçüde de değer kaybedecektir. Çünkü değerin kaynağı Allah'ın kitabı olan Kur'an ve onun hayata yansıması olan sünnet-i seniyyedir. İşte bu anlamda ilminden istifade etmek üzere çok değerli bir konuğumuz var bu hafta. Konuğumuz sevgili hocam Molla Abdülkadir Yüksel hocamız, Hazreti Halid bin Velid Camii İmam Hatibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun hocam. Bizim davetimize icabet ettiniz. Bizi kırmadınız. Estağfurullah. Kıymetli hocam, konumuz biz istedik ki bugün Kur'an ve sünnetten bahsedelim. Kur'an'dan sünnetten asırlardır bahsediliyor ve Müslümanların hepimiz bahsediyoruz. Hem kitaplarda hem ekranlarda bahsediliyor. Ama ne kadar bahsedilirse de yeterli gelmiyor. Kur'an ve sünnete bağlılık derken biz ne anlamalıyız kıymetli hocam? Şimdi Kur'an ve sünnet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Kur'an-ı Kerim ve sünnet ikisi Müslümanların ana iki kaynaklarıdır. Kur'an yüce Allah'tan gelen, biz insanlığın dünya ve ahiretin huzurunu sağlayacak ana Müslümanların ana kaynağıdır. İkinci sırada da Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyeleri geliyor. Evet. O da ikinci sırada İslam'ın kaynağıdır. Doğru. Şimdi bugünkü sohbetimizde de yaparken Kur'an ve sünnetle delil getirerek, Kur'an ve sünnetin dışına mümkün mertebe çıkmadan ayet ve hadislerle Kur'an ve sünneti savunmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Allah muvaffakiyeti nasip etsin. Amin. Dilinize sağlık hocam. Yani zaten kendisini en iyi anlatacak olan yine Kur'an'ın kendisidir. Allah razı olsun. O yüzden siz de Kur'an ve sünnetin diliyle inşallah bizleri aydınlatmaya çalışacaksınız. Kıymetli hocam, hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce şöyle buyuruyordu ümmetine. Dedi ki ben size benim arkamda iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an ve birisi sünnet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu Kur'an ve sünneti bize emanet bırakmasındaki hikmet nedir diye sorarsak neler söyler şimdi inşallah? Kur'an ve sünnet ikisi madem ki Müslümanların ana iki kaynağıdır. Müslümanın gerçek yolu da onları öğrenip yaşamaktır.
onların dışına çıktığı zaman Allah Celle Celaluhu'nun çizdiği yolun dışına çıkmış oluyor. Allah o zaman Allah kendi yolunu kaybetmiş oluyor. Allah. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim yolumuzu kaybetmememiz için, dünya ve ahirette mes'ud bir hayat yaşayabilmemiz için ısrarla Kur'an ve sünnete yaşamayı bize tavsiye etmiştir, emretmiştir. Onlardan sakın ha, sıkı sıkı yapıcı onlardan ayrılmayın. Kıymetli hocam, Kur'an kendisini bize nasıl anlatıyor? Yani Kur'an bize nasıl sesleniyor? Kur'an'a itiba nasıl olması gerekir? Kur'an'a bizim nasıl bakmamız lazım? İstersen hocam onları da buradan tabii, rahatça bir anlatayım, konuyu bitireyim. Ondan söz sonra sizin. İcab etse sorular halinde siz sorarsınız. Allah razı olsun. Söz sizin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, sünnet-i seneyi yaşamak. Bunlarla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifler sunacağım. Allah Celle Celaluhu en güzel bir şekilde yaşamayı, yaşatmayı, tesir etmeyi nasip etsin. Amin. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresi 153. ayet-i kerimede. Ve'atasimu bihablillahi cemi'a. Ey müminler! Bize bir hitaptır. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Allah'ın ipinden maksat İslamiyet'tir. Ve la teferraku, sakın ha tefrikaya, ayrılığa düşmeyiniz. Ve zkuru ni'metallahi aleykum, bir de Allah'ın üzerinize olan nimetleri hatırlayın. Ve İslamiyet'e sarılın. Gerçekten Allah'ın nimetleri biz insanların üzerine çok sayıda vardır. Ve en teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Ayet-i kerime başka ayet-i kerimede buyuruyor. Eğer siz Allah'ın nimetini saymaya kalsanız ömrünüz biter, sayamazsınız. Onun için Allah bunca nimetleri bize vermiş. Tabi Kur'an-ı Kerim de o nimetlerin başında geliyor. Allah'ın dini o nimetlerin başında geliyor. Din olmasa diğer işte hepsi boşa gider. Ve Allah-u Teala bizden de bunu istiyor diyor. Dinime gönderdim kitaba, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, onun yoluna sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyiniz. Ayrılığa düştüğü zaman insan şeytanın oyuncağı olur. Şeytan da insanı her tarafa doğru çeker. Allah korusun. Doğru. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve dinine sımsıkı sarılınız. Ve aynı şekilde En'am suresi 153. ayet-i kerimede gene Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Bu benim doz doğru yolumdur. Evet. Bu Hazreti Muhammed'in size getirdiği, siz insanlığa sunduğu, Allah'ın emriyle getirdiği din, bu benim doz doğru yolumdur. فَتَّبِعُوهُ. Ona sımsıkı sarın, ona tabi olun. Peşine gidin. Onu öğrenin, Kur'an'ı öğrenin, sünneti öğrenin, emir nehilerini öğrenin. Nasıl bir yaşama hayatı sunuyorsa onu hayatınıza uygulayın ve doz doğru yol budur. Fettebi'u ona tabi olun ve la tettebi'u sübule. Başka yollara tabi olmayın. İslamiyet'in sırat-ı müstakim dediği ana otoban yolu gibidir. Evet. Ona tabi olun, o yol düz doğru sizi Allah'ın rızasına götürüyor, Allah'ın cennetine götürüyor, Allah'ın cemaline götürüyor. Dünya ve ahiretin mesuliyeti bunda vardır. Buna sımsıkı sarın. Başka yollara sapmayınız. Bir de hocam buyurduğunuz gibi ayet-i kerimede yani enteresandır, sımsıkı diyor. Yani evet, gevşek de tutmayın. Doğrudur. Allah sımsıkı sarın. Evet. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ. Başka yollara sapmayın. O yollar onlara peşine düştüğünüz zaman فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. Sizi Allah'ın yolundan alıkoyar. Hani bir düşün, ana yol bir gidiyor, düz bir yol. Doğru. Geniş. Evet. Ha, yanında, sağında, solunda ufak ufak yollar var. Hangi yola gitsen o yol ileride sağa sola kıvırarak bizi maksadımıza uzaklaştırır. Maksadımız bu ana yoldan gidip sonuna kadar gitmek. Ama sağ solunda hangi yola gitseniz o yol bizi Allah'ın yoluna uzaklaştırır. Hadis-i şerifte de anlatıyor. Diyor Allah'ın yolu dozdoğru yoldur. Ama sağında solunda ufak ufak bazı yollar vardır. Her bir yolun başında da bir şeytan vardır. Onu insanı oraya çağırıyor. Doğru. İnsan hangi yola girse Allah'ın yolunun dışındakiler şeytanın peşine düşmüyor diyor. Allah muhafaza. Ve bizi hak yoldan da ayrılmış
çıkartmış oluyor. Evet. Zalikum vassakum bih. Allah bunu size vasiyet ediyor. Size bunu tavsiye ediyor. Bu da zor yola tabi olun. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki bununla siz haramlardan, kötülüklerden sakınırsınız. Ve bir hadis-i şerif de anlatalım. Ebu Rukiye Temim bin Evsiddari anlatıyor. Bir sahabi-i kiramdır. اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالْ diyor Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. اَدِّينُ النَّصِيحَ Din nasihattir. Nasihat dedi samimiyet manasına geliyor. Evet. Dinde din samimi olmaktır. Davasında samimi olacaksın. Doğru. Evet, samimi olacaksın. Kulna limen ya Resulallah. Diyor biz sahabiler sorduk. Kime karşı samimi olacaksın? Samimi tamam samimiyet ama kime karşı? Kime karşı samimi? Peygamber Efendimiz kale dedi. Lillahi. Birinci olan. Allah'a karşı samimi olacaksın. Yani doğru. Allah'a kulluğunuza samimi olacaksınız. Sahtekarlık yok. Samimi olacaksınız. Veli kitabihi. Allah'ın kitabına karşı da samimi olacaksınız. Kur'an'a karşı. Evet. Yani Kur'an'ı samimi olduğun zaman ne oluyor? Kulluğunu tam yapacaksın. Allah'ın kitabını tam okuyacaksın, anlayacaksın. Ne maksat ediyor onu yaşayacaksın. Veli rasulihi. Allah'ın Resulüne karşı da samimi olacaksın. O da nasıl oluyor? Resulullah'ın hayatını, örneğini biz öğreneceğiz, evet. Hayatımıza uygulayacağız. Samimi bir şekilde onun yolunu takip edeceğiz. وَلِاَئِمَّتِ الْمُسْلِم۪ينَ Hadis devam ediyor. Bir de Müslüman idarecilere karşı da samimi olacaksınız. Bu da mühimdir. Müslüman idarecilere karşı samimi olacaksınız. وَاَمَّتِهِمْ Ve son olarak diyor, bütün Müslümanlara karşı da samimi olacaksın. Güzel. Din nasihatı, samimiyettir. Evet. Demek ki kime karşı samimi olacağız? Allah'a karşı samimi olacağız. Doğru. Kitabına karşı samimi olacağız. Resulüne karşı samimi olacağız. Müslüman idarecilerine karşı samimi olacağız. Doğru. Ve bütün Müslümanlara karşı da samimi olacağız. Yani biz buradan anlıyoruz ki kıymetli hocam. Yani dinin ve dindarlığın, dindarlığın da ölçüsü aslında samimiyet. Doğru. Yani kişi samimi olduğu ölçüde aslında evet. Dindardır. Evet. Doğru. Allah razı olsun. Ve şimdi de unutmamamız lazım. Yeryüzünde tek hak din İslamiyet'tir. İslamiyet'in dışındaki dinlerin hiçbirinin kurtuluşu yoktur. Allah-u Teala İslamiyet'i indirdikten sonra diğer bütün dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırdı. Nasıl ki yeni bir anayasa kanun yapıldığı zaman geçmiş anayasaların hükmü tabii, yürürlükten gidiyor. Gidiyor Allah Celle Celaluhu Kur'an'ını indirdikten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdikten sonra bu ondan önceki bütün dinlerin hükmünü kaldırdı orada. Evet. Yürürlükten kaldırdı. Bir geçerliliği kalmadı yani. Evet. Çok geçerliliği doğru. Kalmadı. Çok doğru hocam. Ve zaten bunu ayet-i kerime diyor. Ne diyor? Ali İmran suresi evet. 85. ayet-i kerimede buyuruyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ Kim İslamiyet'ten başka bir din arasa. İslamiyet'in dışında Yahudilik olur, Hristiyanlık olur, başka bir şey olur. Evet. Ha, kim arasa? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Asla ondan kabul edilmeyecek. Hiçbir zaman. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ahirette de o zarara uğrayanlardandır. Ahirette de zarara uğrayanlardandır. Ve aynı şekilde gene Ali İmran'da diyor اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah yanında makbul din, hak din, geçerli din İslam'dır. Buradaki İslam el takısıyla geldiği zaman bizim Hazreti Muhammed'in yaşadığı İslamiyet. Hazreti Muhammed'in bize getirdiği İslamiyet. Şimdi bazıları burada çıkıyorlar. Evet. Diyorlar İslam maksat Allah'ın bütün dinlerine de İslam deniyor. Allah'a teslim olmak. Doğru. Ha burada Kur'an'da bahsettiği diyor İslam yani herhangi bir dine tabi olsan da o da İslam'dır. Evet. Yahudilik, Hristiyanlık. Doğru. Oysa hiç öyle değildi. Onlar saptırıyorlar. Çünkü Yahudi dinine İslam denmiyor ki. Çok doğru. Hristiyanlığa İslamiyet denmiyor, denmiyor ki. İslamiyet denildiği zaman ilk akla gelen, anlaşılan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam dinidir. Ha bunu söylemekle İslam'ın dışındaki bütün dinleri reddediyor. Yani geçersizdir. Çok onların peşine gitmiyor. Yani kıymetli hocam mesela akla buyurduğunuz gibi bazen şöyle söyleniyor. Ya diyor ki onlar da Allah Celle Celaluhu göndermedi mi? O önceki dinleri. Nasıl ki İslam'ı gönderdiyse onlar da gönderdi. Neden onlar da Allah'ın dini olmasın sadece İslam deyince?
Yani adeta sanki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bunları hiç nedensiz bir şekilde o dinleri nesh edip İslam'ı gönderdi, Kur'an'ı gönderdi gibi bir mana çıkarıyorlar. Oysa şimdi, buyur hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insanoğlu Allah-u Teala öyle yaratmış, terakki içinde yani gidide ilerleme sağlıyor. Evet. Allah-u Teala Hazreti Adem'i gönderir zaman onunla 10 sayfa göndermişti. Onun o zamanki milletin, onun evladının ihtiyacını karşılayacak şekilde göndermiş. Güzel. Ondan sonra diğer peygamberler geldikçe o zamandaki o milletin ihtiyacını görebilecek şekilde göndermiş. Ve ondan sonra ta en son İslamiyet geldi. Doğru. Allah-u Teala İslamiyet'i, İslam dinini gönderir zaman en mükemmel ve Allah-u Teala bu dini de kıyamete kadar bütün insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde göndermiştir. Ve ayet-i kerime açıkça bir şekilde söylüyor. Diğerleri zamanlarına göre geçerliydi, haktı. Evet. İslamiyet geldikten sonra Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimede hep açıkça söylüyor. İslamiyet'in gelmesiyle diğer dinlerin hükmü geçerlilikten kalktı. Evet. Yürürlükten kalktı. Doğru. Onun için şu anda yürürlükte, diyelim eskide YTL vardı Türk parası. Evet. Şu anda o YTL gidiyorsan, bakala versen hiçbir olmaz. Kıymeti yok. Kıymet çünkü yok, yürürlükte kalktı. Çok doğru. Aynı şekilde de Allah Celle Celaluhu önceden gönderdiği kitaplar zamanında yürürlükteydiler. Evet. Ama İslamiyet gelmekle onlar yürürlükten kalktılar. Doğru. Kalktıkları için onlarla hükmeden geçersizdir. Doğru. Hocam bir de az önce buyurdunuz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ya. Allah katında tek din İslam'dır diye. Evet. Şimdi o zaman bir de şeyin tanımını da yapmak lazım. Yani din denince sadece böyle dilde söylenen, ondan sonra itibar edilen bir şey mi var? Yoksa din denince bir şey midir? Yani bir hayat tarzı mıdır? Din birçok tarifleri vardır. Evet. Bazen din, hak din de kullanıyor, batıl din de. Evet. Ama burada geçeni hak din olarak kullandığı için Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi vasıtasıyla gönderdiği ve bizim hayatımıza uygulanacağımız bütün bir hayattır. Bir hayat. Emirler, nehiler, yasaklar, müstahabler ne varsa hepsi bir bütün hayatımıza uyguladığın zaman bu dindir. Dindir işte. Heh. Allah razı olsun hocam. Evet, diğer bir ayet-i kerimede de Sebe suresi 28. ayet-i kerimede de evet, buyurun hocam. Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Ya Muhammed, biz seni bütün insanlara gönderdik. Komple. Hem müjdeleyici, hem uyarıcı. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyorlar, bu Arabistan'ı yarım adasına gönderdi, bu din oraya ait. Hayır. Kur'an-ı Kerim diyor, seni bütün insanlara gönderdi. Bütün insan deyince, Yahudi de giriyor, Hristiyan da giriyor, ondan sonra Hindüler de giriyor, doğru. Çinliler de giriyor. Herkes. Yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi bu emrin altına giriyor. Madem ki hepsine göndermiş, hepsi de bundan sorumludur. Bunun dışında bunu kabul etmediği zaman buna karşı geliyor. O zaman onun gittiği yol hak yol değil, batıl bir yol. Batıl bir yoldur. Çünkü Allah-u Teala diyor, bütün insanlara müjdeleyici, uyarıcı. Müjdeleyici, yani kim bu tabi, yola tabi olsa müjde veriyor, Allah'ın rızasını kazanır. O akide, o yaşantı üzerine ölse ebedi cennete gider, İnşallah. Sonsuza kadar. İnşallah. Doğru. Bir de uyarıcıdır. Kim bu yolu takip etmese, Hazreti Muhammed'in Allah'tan getirdiği yolu takip etmese, ona da ebedi cehennem vardır. Eğer Allah o küfür üzerine gitse, sonsuza kadar da ona cehennem vardır, onu da uyarıyor. Allah muhafaza. Tamam. Ve gene Ali İmran suresi. 152. ayet-i kerimede de şöyle Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İttakullah. Hakkıyla Allah'tan sakının. Yani takva, emirlerini yerine getirmek, yasaklarına uzak durmak. Gereken saygıyı, hürmeti Allah'a gösterin, emirlerini yaşayın, yasaklarına uzaklaşın. İttakullah hakka tukati hakkıyla. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Bir de çok büyük bir emir bu. Mutlaka Müslüman olarak ölün. Buna dikkat edin. Sakın ha İslamiyet Müslümanlığın dışında bir şekilde ölmeyin. Ölmeyin. Şimdi Kafir insan olarak. O diyor elinde miydi? Şimdi şu şekilde elimizde olur. Bir örnek verin. Düşmanımız vardır, pusudadır. Biz ne yapacağız? Her an biz de dikkatli olacağız. Sağımıza, solumuza bakacağız. Bir bakardı eğer varsa neredeyse ona göre tedbirimizi almalıyız. Şimdi bizim de en büyük düşmanımız şeytandır. Allah-u Teala şeytanı imtihan için, bizim için imtihan için yaratmıştır. Evet. Şeytan da bizimle uğraşıyor. Ve bizim gevşeklik tarafımızı yakalamak istiyor.
Bizim gafletimizi yakalamak istiyor. Evet. Hadis-i şerifler de diyor, kul Allah'ı andığı zaman şeytan kalpte duramaz, kaçar. Kul Allah'ı unuttuğu zaman, zikri unuttuğu zaman şeytan kalbe giriyor, vesvese veriyor. Başka sapık yolları ona emrediyor, söylüyor. Evet. Ha, Müslüman kişi Müslüman olabilmesi için her zaman tetikte olması lazım. Belli aralıklarla tövbe istiğfar etmesi lazım. Kelime-i şehadet getirmesi lazım. Kendini kontrol etmesi lazım. Ben şu anda gittim yol, yanlışlık var mı yok mu? Doğru. Bir yanlışlığa girdiği zaman acilen hemen tövbe istiğfar etmeli. Evet. Kelime-i şehadet getirmeli. Evet. Çünkü insan bilemez ki ne zaman ölür. Çok doğru hocam. Allah muhafaza etsin, amin, insan amin. Küfrü gerektirecek bir amel yaptı. Böyle evet. Bir söz söyledi. Evet. Ve o anda ruhu alındı. Allah muhafaza. O zaman kafir olarak gider. Allah muhafaza. Ebedi çok cehennem olur. Onun için وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mutlaka Müslüman olarak ölün. Bunun için de hep tedbirli olun. Hep tetikte olun. Yani İslamiyetinizi kontrol olun. Kontrol edin. Bir hata var mı yok? Bir yanlışlık var mı yok? Varsa tövbe istiğfar edin. Kendinizi düzeltin. Ve bu şekilde uğraş. Evet. Başka evet. Ayet-i kerime de diyor وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ evet. Rabbine kulluğa devam et. Hatta yetiyekel yakin, kesin olan ölüm gelene kadar. Başka çare yok. İslamiyet'i yaşayacaksın, uygulayacaksın ta ölene kadar. Bu kontrol sistemi var ya hocam, evet. Ayrıca da bir oto kontrol sistemi doğru. Gibi. Yani bir uyarı ve bu uyarı sebebiyle de Müslümanı evet. Sürekli zinde kalacak evet. Bir şeye dönüşüyor inşallah. Evet, zaten bu ihsan derecesidir. Hani hadisi Cibril'de geçiyor. Evet. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde girip de peygamberimizin yanına geliyor, birçok evet. Soru soruyor. Onlardan biri de budur. Mel ihsanu. İhsan nedir ya Resulallah, ya Muhammed? Evet. Peygamber Efendimiz diyor, el ihsanu en te'budallâhe ke enneke tarah. Allah'ı görürcesine ona kulluk etmendir. Fe en lem tekün tarahu fe innehu yarak. Eğer sen onu görmüyorsan ki, kesin bil ki o seni görüyor. Ha bu en büyük kontroldür. İnsan bunu düşündüğü zaman, evet. Her halükarda Allah'ın gözetimi altında olduğu düşündüğü zaman, evet. Bir melek gibi olur. Günah işleyemez. Çok doğru. Çünkü dükkan sahibidir. Bir sahtekarlık yaptığı zaman ya Allah beni görüyor. Görüyor. Utanmam lazım ya. Çok doğru. Sanki Allah karşısında da o şekilde hareket etmesi lazımdır. Çok doğru. Ha işte İslamiyet'i dört dörtlü yaşayan kişi hep bu halde olacak. O zaman da kimseye ne zulmeder, ne kimsenin hakkını yer, ne kimseye küfreder, ne kimseye hakaret eder. Yani bir nevi bir melek gibi olur. Melekleşir. Allah onu hepimize de nasip etsin. Amin. Amin. Dilinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Tabi bu yolu takip ederken de en büyük örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Resulullah aleyhissalatu vesselam da bizim gibi bir insandı. O da bizim gibi bir yönüyle hasta oluyordu. Ondan sonra acıkıyordu. Ondan sonra evlilik ihtiyacı duyuyordu. Ve diğer konularda aynı bizim gibi bir insan bir yönüyle. Doğru. Diğer yönüyle de Allah'ın elçisiydi. Kainatın, mahlukatların en üstünüdür. Biz de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı örnek almalıyız. Ve inneke le ala hulukun azim ayet-i kerime diyor. Ya Muhammed sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Madem öyledir bizim de onun yolunu takip etmemiz, onu örnek almamız lazımdır. Zaten ayet-i kerimede buyur. Kıymetli hocam aranıza girdim. Hakkınızı helal edin. Şimdi zaten konuya giriş yaptınız. Ben de onu soracaktım. Şimdi son zamanlarda böyle bir kısım insanlar çıktılar. Bunlar mürekkep yalamış insanlar, kalem oynatmış insanlar. Bunlar diyorlar ki, yani Kur'an zaten Allah'ın kitabı ve Kur'an bize yeter. Kur'an olduktan evet, sonra evet. Başka bir şeye gerek yok, sünnete gerek yok gibi bir tablo ortaya çıkarmaya başladılar. Bu konuda da inşallah zaten... İnşallah biraz ilerleyelim. İstersen daha sonra onunla ilgili de birkaç tane hadis-i şerifi anlatacağım. İnşallah. Allah razı olsun. Bir şimdi anlatırım ama bu şeyini takip etsek daha hoş i̇nşallah olur. İnşallah hocam. Buyur. Peygamber Efendimiz'i örnek almalıyız. Evet. Peygamber Efendimiz ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ evet. Resulullah'da size güzel bir örneklik vardır. Evet. Güzel bir örneklik vardır. Sizden de maksat kim? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Allah'ı ve ahiret gününü umanan. Evet. Umman kişiler için Resulullah'da güzel bir örneklik vardır. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَف۪يرًا Bir de Allah'ı çok zikredenlerde Resulullah'da güzel bir örneklik vardı. Yani en büyük örneğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onu öğrenmeliyiz, okumalıyız. Nasıl yaşamış? Ailesiyle beraber nasıldı? Arkadaşlarıyla beraber nasıldı? Diğer insanlarla beraber nasıldı?
umumiyetle kafirlerle beraber nasıldı, kiminle nasıl muamele ettiğini, kendi başına nasıl bir hayat yaşıyordu, bütün bunları öğrenip evet, hayatımıza uygulamaya gayret göstermeliyiz. İnşallah. Çünkü Yüce Allah da onu överek diyor, o sizin için güzel bir örneklik onda mevcut. En güzel örneğiniz o olmalıdır. Ha, onun için bize de düşen onu iyice öğrenmek. Yani çokça bir kitap, iki kitap, üç kitap onun hayatıyla ilgili okudursa yetmiyor. Okudursa daha fazla bazı yeni şeyleri öğrenip, doğru, onu hayatımıza gücümüz yettiği kadar uygulamalıyız. Yani hayatımızı ona benzetmeliyiz. Evet inşallah. Evet. Şimdi o şöyle bir şey var. Kur'an'la da hani biraz evet sordum. Kur'an evet, bize yeter. Evet. Kur'an'la şeyin arasında tefrika koyanlar vardır. Doğru. Şu anda o da tüm bunlar bir yerlerden geliyor. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan, Yahudilerden, evet, Masonlardan ve diğer şeylerden arka planlarda onlar maalesef milleti aldatıyorlar. Hatta bazılarını mankurtlaştırıyorlar, evet, ve bu ümmeti Muhammed'in üzerine saldırıyorlar. Durmadan onlar saldırıyorlar. Nereden fayda verdi? Nasıl? Bir bakarsan mezheplerde saldırarak İslamiyet'e hücum ederek, bir bakarsan tarikatlara saldırarak hücum ediyor. Bir bakarsan kitaba saldırarak hücum ediyor. Bir bakarsan sünnete saldırarak, doğru, hücum ediyor. Bir bakarsan haşa Allah'a saldırarak hücum ediyor. Ateistler de gibi. Maalesef. Yani hep saldırıyor. Aynı şeytanın cinni, insi şeytanlardır. Evet. Hani minel cinneti ve nas diyor Allah, şeytanlarına Allah'a sığınır. Hem cinni hem insi. Doğru. Şimdi bunlar da aynı insi şeytanlar ümmet-i Muhammed'e musallat olmuşsa evet, parçalıyorlar. Maalesef. Şimdi önce Osmanlı toprakları neler, ne kadardı? Evet. Ya geldiler çeşitli bahanelerle Abdülhamid Han, Allah rahmet etsin ona. İslamiyet'i yani İslam devleti iyice savunmuştu. Doğru. Ama durmadan bütün Avrupa birleşti, bütün kafirler birleşti. Bizim aramızdaki mankurtlarla beraber maalesef onu tahttan indirdiler. İndirdikten sonra belki onun aleyhinde çalışanların birçoğu da bilmiyor, cahilce. Çok doğru. Onu tahttan indirdiler, bu sefer İslam devletini parçaladı. İnşallah. Osmanlı'yı yıktılar, ondan sonra İslamiyet gitti. Ha, şu anda maalesef, İslamiyet ne hale geldi? Maalesef. Şu anda da onlar parçalamak istiyorlar. Ha, bu sefer ne yapıyorlar? Bir yönle diyorlar Kur'an ve sünneti birbirine ayırtıyorlar. Çünkü Kur'an ve sünnete bağlılığımız devam ettiği ölçüde, devam ettiği sürece onlar bizi birbirimize düşüremeyeceğimizi, doğru, biliyorlar hocam. Tek vücut olunca hiçbir şey yapamazlar. İnşallah. Onun için parçalıyorlar, lokma haline getirip yutuyorlar. Maalesef. Rabbim fırsat vermesin. Amin. Ayet-i kerime de şöyle buyuruyor. Evet. Ali İmran suresi 31 ile 32. ayet-i kerime peşi peşe buyuruyor. Evet. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De onlara, eğer siz Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِي evet, bana tabi olun. Yani Hz. Muhammed'e tabi olun. Kim Allah'ı seviyorsa yolu nereden geçiyor? Hz. Muhammed'e ittiba. Onun evet, gibi onun yolunu takip etmekte oluyor. Evet. O zaman eğer siz Hz. Muhammed'e tabi olduysanız يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sever وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah günahlarınızı da affeder. Yani yeter ki Hazreti Muhammed'e tabi olun, evet, onun gibi bir hayat yaşayın, onun gibi bir hayat yaşama neyle olur? Sünnetini hayatına uygulamakla. Doğru. O zaman Allah da sizi sever ve وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Günahlarınızı da affeder. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah son derece bağışlayıcı ve rahmet edicidir. Yeter ki kul rahmeti biraz da hak etsin. Doğru. Bir milim hak etse Allah Teala fadl-ı keremiyle tonlarca üzerine indirir. İnşallah. Yeter ki biraz hak etsin. İnşallah. Ve devamında diyor. Evet. Kul ya Muhammed onlara söyle. Ati'ullaha ve ati'urrasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaat neyle oluyor? Kur'an'a tabi olmak. Resulullah'a itaat neyle oluyor? Sünnetine ittiba. Çok güzel. Allah'ın emri. Açık açık söylüyor. Açık açık. Çok doğru. Ha. Allah'a ve Resulüne tabi olun. Bazıları diyor Resulullah'a tabi maksat Kur'an-ı Kerim. Maksat olsaydı o zaman ikinci bir şey söylemeye gerek yoktu. Evet. Vav-i atife ile getiriyor, mugayyarlık gerektiriyor. Yani Allah'a itaat o Kur'an'dır. Evet. Resulullah'a itaat sünnetidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer bundan yüz çevirseler. Yani ya hiçbirine itaat etmiyorum. Ya da sadece ben Kur'an'a tabi oldum, sünneti kabul etmiyorum. Veya da sünneti kabul ediyorum, Kur'an'a tabi olmuyorum. Evet. Böyle hangi şekilde olsan, kim yüz çevirse, eğer yüz çevirseler, فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Allah kafirleri sevmez. Burada demiyor Allah onları sevmez. Evet. Burada kafirleri sevmez bir işaret var. Yani onlardan yüz çeviren, Kur'an'dan yüz çeviren,
hadiste yüz çeviren kafir oluyor. Allah kafir Allah oluyor Allah ve Allah da kafirleri sevmez. Açıkça. Çok net bir şekilde. Allah muhafaza etsin. Şimdi bazıları çıkıyorlar. Kur'an'ı bütün hadisi diyor. Kur'an bize yeter. Bütün hadisleri inkar ediyor. Kur'an'ın nasıyla Kur'an emrediyor. Allah Teala emrediyor. Hadise tabi olun. Tabii. Resulullah tabi olun. Resulullah tabi neyle oluyor? Hadise tabi olun. Hadisle, sünnetle buyurdu. Eğer yüz çevirseniz de bilin ki Allah kafirleri sevmez. Yüz çeviren kafir oluyor. Doğru. Allah da kafirleri sevmez. Yani bundan daha açık bir net bir şey yok. Yok. Çok doğru hocam. Ve başka bir ayet-i kerime gene. Evet. Nisa suresi 69. ayet-i kerimede buyuruyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah ve Resulüne itaat etse, Allah ve Resulüne ikisine de. فَاُولَٰئِكَ işte böyle itaat edenler مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın nimet verdiği kişilerle beraberdir. Nimet vermiş, onlardan razı olmuş, onları cennetine koyacak, onlara cemalini gösterecek, sonsuza kadar keyif safa sürecek kişilerle beraberdirler. İnşallah. Allah ve Resulüne itaat edenler. O Allah'ın razı olduğu, nimet verdiği kişiler kimdir? مِنَ النَّبِيِّينَ Peygamberler, وَالصِّدِّقِينَ Sıddıklar, وَالشُّهَدَاءِ Şehitler, وَالصَّالِحِينَ Salih kişiler. İşte Allah ve Resulüne itaat eden onlarla beraberdir. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bunlar da ne güzel arkadaşlardır. Çok ne güzel dostlardır. Allah bizi de onlarla beraber yapsın. Amin. Tabii bunun yolu Amin. Neyle oluyor? Allah ve Resulüne itaattan, itaattan geçiyor. Allah ve Resulüne itaat. Çok başka doğru. değil. Evet. Şimdi başka enteresan hadis-i şerif vardır. Buyur hocam. Allah-u Teala o zamanda da peygamberimize bazı yani olacak şeyleri bildirmiş. Peygamberimiz de bize haber veriyor. Onların biri de budur. Evet. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ Peygamberimiz diyor. Sizden birisini sanıyor. مُتَّكِيَنْ عَلَى اَرِكَتِهِ Koltuğuna yaslanmış. Ondan sonra havasının yerindedir. Ve sanıyor. قَدْ يَظُنُّ Sanıyor. اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ Allah-u Teala Kur'an'da olanın dışında başka bir şey haram kılmadığını mi sanıyor? Bazıları öyle sanıyor. Evet. Peygamberimiz diyor. Bazıları öyle sanıyorlar. Sadece Kur'an'da haram olan o haram vardır. Evet. Ela dikkat edin. Peygamberimiz diyor. Ve inni vallahi evet. Allah'a yemin ediyorum Resulullah diyor. Ben kad ve astu size çok konularda vaaz ettim. Evet. Ve emartu birçok konulara emrettim. Evet. Ve neheytu birçok konuları yasak ettim. Ney ettim. An eşya birçok şeyi de yasakladım. İnneha lemithlul Kur'ani ev ekter. Bu benim vaaz ettiğim, tavsiye ettiğim, emrettiğim, nasihat ettiğim, yasakladığım şeyler. Bunlar da Kur'an kadar var. Hatta Kur'an'dan daha fazladır. Evet. Yani böyle hacim bakımda baktığın zaman doğru. bu emirlerim, neyilerim, vaazlarım Kur'an'dan daha fazladırlar. Evet. Ha bunları da yaşayın. Yani bazıları dersler çıksa ben Kur'an bana yeter. Hayır yetmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Onu tarif ediyor. Çok güzel tarif ediyor. Efendimiz çok tarif ediyor. Arkada gelen hadis de gene devam ediyor. Onu tehyit eden hadisler de vardı. Doğru. Bir de onu da bir okuyalım. Buyurun hocam. Ebu Rafi'in rivayetinde bu sefer Tirmizi Ebu Davud İbn-i Mace rivayet etmiş. Evet. Sahih bir senedle. Doğru. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La elfeyenne ahadekum Sakın ha sizden birini bulmayayım. Nasıl? Müttekiyen ala eriketihi koltuğuna yaslanmış Ye'tihi emrun mimma emertu bi ev neheytu anhu Benim emrettim bir şey ona haber gelir veyahut da benim yasakladığım bir şey ona haber gelir. Feyekulu o da şöyle cevap verir. La edri. Ben bilmem. Ben tanımam. Ma vecedna fi kitabillahi ittebe'nahu. Biz Allah'ın kitabında ne bulduysa onu kabul edip ona tabi oluruz. Bunu bilmeyiz. Sakın ha sizi böyle bulmayın. Evet. Benim emrim varsa, evet. benim neyim varsa onları da kabul edin. Kabul edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu emrediyor. Çok doğru. Resulullah'a itaat edin. İtaat edin. Ha, benim emrim bir konuda varsa onu da hayatında uygulayın. Benim yasağım bir şeyde varsa ondan uzak durun. Çok zaten Kur'an'ın hocam birçok emrini evet. Öğrenmenin, anlamanın yolu da zaten Resulullah'tan geçiyor. Doğrudur. Yani şimdi Kur'an'ı tek başımıza okuduğumuz zaman birçok ayeti, birçok hükmü evet. Biz tek başımıza onu anlayamıyoruz, anlamıyoruz. Doğrudur. Nasıl yapılacağını da bilmiyoruz yani. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Evet. Resulullah'ın ahlakı nasıldır? Doğru. O şöyle cevap veriyor. Kur'an'ı okumadın mı? Resulullah'ın ahlakı yaşantısı Kur'an'dı. Kur'an'dı. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın canlı bir örneğiydi. Yaşantısıdır. Ama bununla beraber evet. Kur'an-ı Kerim
her şeyi tafsilatlı bir şekilde anlatmamış. Anlatmamış. Anayasada ana konuları anlatmış. Evet. Tafsilatını Resulullah'a bırakmış. Aleyhisselatü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an tafsilatını hayatına uygulayarak, evet, sahabilerine anlatarak açıklamış sünnetle. Yani Resulullah'ın sünneti, evet, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri açıklaması, tafsilatıdır. Çok doğru. Ve başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. Haşr suresinde. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size neyi vermişse alın. Neyi vermişse alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Sizi neden nehy etmişse de onda uzak durun. Bu lafz umumidir. Şimdi sebebi nüzul diyor bir ganimet hakkındaydı. Ama hüküm umumidir. Demiyor ganimet hakkında itaat edin ve neyi. Ne diyor? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Resul ne verdiyse alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Neyi de yasak etmişse ondan uzak dur. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan sakının, Resulullah'ın emrine karşı çıkmakta. Sakın ha, Allah'tan korkun, Resulullah'ın emrinin dışına çıkmayın. Emir ve nehilerin dışına çıkmayınız. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Unutmayın, kesinlikle Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Eğer Resulullah'ın emirlerinin dışına çıksanız, yasaklarının dışına çıksanız, Allah'ın size olan azabı çok çetindir. Allah muhafaza. Doğru. Ve bu şekilde açıkça söylüyor. Resulullah ne getirmişse hayatınıza uygulayın, neyi yasakladıysa da uzak dur. Hocam sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Yani diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine gerek yok, hadise gerek yok, Kur'an bize yeter diyenler bile yani bugün namaz söz konusu olduğu zaman, doğru, namaz konusunda Resulullah'a tabi oluyorlar. Doğru. Tek namaz değil, bütün konularda. Bütün konularda, birçok konularda. Namaz nasıl farz edeyim? Örnek dedi. Evet, sabah namazı. Evet. İki rekat olduğunu nerede öğreniyorsun? Öğle namazı farzı dört rekat olduğunu nerede öğreneceksin? Akşam üç rekat olduğunu, ikindi yatsı dört rekat olduğunu nerede öğreneceksin? Cuma'nın iki rekat olduğunu nerede öğreneceksin? Kur'an'da yazmıyor bunlar. Bunlar yok. Şimdi tafsilatına geçince hiçbiri Kur'an'da tafsilatı çok az vardı. Doğru. Yani tam yoktur. Evet. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac yaparken orada demiş, bir amellerde beni taklit edin. Bana bakarak yaşayın. Çok doğru. Ha, Kur'an'ı öğrenmek isen Resulullah'a bakarak yaşayacak. Başka yok. Aynı şekilde zekat konusu öyledir, oruç konusu öyledir. Evet. Diğer bütün konular bütün böyledir. Yani dinini öğrenmek için Resulullah'a bakmak lazım. Bir ateş bir şayet sadece Kur'an bize yeter dediği zaman, evet, Kur'an'da bazı kapalı kelimeler var. Evet. Haşa huzurunda, haşa Kur'an'da bazı lastik gibi. Her biri bir tarafa çeker. Eğer Kur'an'ın yani hadis-i şerifin yol göstermesi olmasa, evet, her biri Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bir köşeye çeker. Bir vakit çok zıt bir iki kişi de aynı ayeti kendine delil gösteriyorlar. Doğru. Ha bu sefer Kur'an-ı Kerim'in işareti nedir? Yolu nedir? Nedir? Hadis-i şerif açıklıyor. Çok doğru. Yani hadis-i şerif olmasa, evet, Kur'an-ı Kerim mümkün değil yaşanmak. Çünkü her biri bir tarafa çeker. Bir tarafa çekecek. Birler... Ve o zaman da dinden çıkar. Yani misal diyelim 1,5 milyar insan, Müslüman, evet, varsa 1,5 milyar ayrı görüş yol çıkacak ortaya. Ayrı yol çıkar. Ayrı yol çıkar. İslamiyet'ten bir altta bir şey kalmaz. Çok, ha, şimdi bazıları ısrarla, evet, prof da olmuşlar. Evet. Kur'an'ı savunuyor diyor, hadise ihtiyacı yok. Evet, maalesef. Bunlar ya bilerek, evet, ya da farkında olmayarak kafirlere hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Amerika'ya hizmet ediyor. Evet. Yahudi'ye, Avrupa'ya hizmet ediyor. Allah'ım onların Allah'ım bir nevi papağanı gibi konuşuyorlar. Doğru, onlar adına. Adına yani onlar adına, onların, hı, yapmadığı tahribatı bunlar dinle yapıyorlar. Rabbim Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Rabbim hidayet etsin. Ve gene bununla ilgili bir hadis-i şerif daha da anlatayım. Buyur hocam. Anil Miqdam ibn Ma'di Keribe el-Kindi radıyallahu anh. Bu sahabi, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam, harrame eşya'e yevme Khaybere. Khayber gününde, Khayber savaşından sonra bazı şeyleri haram etti. El-Himare ehli eşek. Daha evvel ehli eşeğin eti yeniliyordu. Ve gayrı, daha birçok şeyler daha da vardı. Evet. Ve onun dışında başka zamanlarda da haram ettiği, halal ettiği şeyler vardı. Doğru. Thümme kale, diyor, o Khayber'de bunu haram ettikten sonra bu bazı şeyleri, evet, şöyle buyurdu. لَيُوشِكُ بِالرَّجُلِ Yani ileride yakında bir adam gelecek. مُتَّكِيَنْ عَلَى اَرِكَتِي Koltuğuna yaslanmış, havası yerinde. يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِ Benim hadisim ona anlatılıyor. Evet. Ona anlatıyor Resulullah, şöyle buyurmuş. فَيَقُولُ O şöyle cevap verir. بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ Bizimle aranızda Kur'an-ı Kerim. Başka yok. Ben başka tanımam. Evet. Kur'an ne varsa o. مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَاهُ
Kur'an'da neyi helal görürse onu helal kabul ederiz. وَمَا وَجَدْنَا ف۪ي مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ Kur'an'da ne haram etmişse biz onu haram kadar. Başka kabul etmiyoruz. Sünneti kabul etmiyoruz. Sünneti başka kabul etmiyoruz. Bu sefer Resulullah da şöyle söyledi. Ela dikkat edin. Evet. Ve innemâ harrama Resulullah'ı. Şu bu şey anlatıyor. O sahabi anlatıyor. Evet. Diyor Resulullah'ın haram kıldığı şeyi. Evet. Huve mithlumâ harramallahu. Allah'ın haram kıldığının aynısıdır. Çünkü Resulullah in huve illa vahyun yuha. Ve mâ yantıku anil hava. O kendi havai nefsinden konuşmaz. Evet. İn huve illa vahiy yuha. O Allah'ın vahiyye dayanarak konuşuyor. Doğru. Hatta bazı konularda yani peygamber ufak bir yanılma olsa evet. İçtihadi konularda evet. Eğer yanılma olduysa Cebrail veya de ayet-i kerime gelip onu uyarıyor. Onu uyarıyor, düzeltiyor. Adem abese ve tevella. Orada geçtiği gibi daha birçok yerde böyle vardır. Evet. Resulullah bazı konularda içtihadidir. Evet. Vahiy değil, içtihadi de. Eğer hak üzerindeyse zaten tamam. Eğer ufak bir saplantı varsa yani bir yanlışlı bir şey varsa içtihadi konu evet. Onda da mesul ediyor. Gene Cebrail aleyhisselam gelip uyarıyordu. Allah Celle Celle bazıları vahiy ile uyarıyordu. Doğrusu buydu. Evet. Ve Resulullah o ona göre kendini çarpıyordu. Ama onun için biz biliyoruz Resulullah'ın yolu Allah'ın yoludur. Resulullah neyi demişse Allah'ın dışında kendi kafasında söylememiş. Allah emretti diye Allah bazı şeylerde ona serbestsiz verdi diye o yolu çizmişti. Doğru. Yol Allah'ın çizdiği yoldur. Ve başka bir ayet-i kerimede de. Evet hocam. Kasas suresinde. Ve men adallu mimmen ittaba'a hawa'u bi ghayri huden min Allah. Allah'tan bir hidayet, bir rehber, bir delil olmadan kendi havai nefsine göre peşine gidip kendi kendine göre bir yol çizenden daha sapık kim olabilir? Evet. Ha, diyor Kur'an bize yeter. Neye dayanır Kur'an bize yeter diyorsun? Evet. İşte kendi havai nefsine dayanıyor. Çok doğru. Şeytanın uydurmasına, gıdıklamasına dayanıyor. Şimdi öyle diyorum Allah Celle Celaluhu böyle demiyor. Allah diyor Resulullah'a tabi olun. Tabi olun diyor. O diyor yok ben Kur'an'a. Bana diyor Kur'an yeter diyor. Ha Kur'an-ı Kerim bizzat onu şey diyor. Uyar yalancı diyor. Olduğunu, hakta değil batılda olduğunu söylüyor. Çok ve bu da diyor kendi hava nefsine tabi olup bir şeyler uydurandan evet. Daha sapık kim vardır? Çok doğru. En'am suresinde de. Evet. Bir ayet-i kerime daha okuyalım. Hı, şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ O kişiler ki dinlerini tefrika yapıyorlar. Böyle parça parça yapıyorlar. وَكَانُوا شِيَعًا غُرُبْ غُرُبْ olmuşlar. Parçalamıyor. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ Sen onlarla hiçbir şey alakan yok. Onlar senden uzaktırlar. Uzaktır. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ Onların emri Allah'ta. Allah gereken cezayı onlara verecektir. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ bima kanu yefalun onların yaptıklarını Allah Teala kıyamet günü onları hesaba çekecek ve nasıl dinde tahribat yaptıklarını dini nasıl bozduklarını onlara haber verecek ve gereken cezayı da verecektir. Allah, Allah muhafaza etsin bizi. Amin. Şimdi şöyle bir şey de var. Evet hocam. Bazıları çıkıyorlar. Evet. Herkes diyor benim yolum doğrudur. Doğru. Peki doğru yol hangisi? Bazı insan hani bazıları da geliyor bize de söylüyor hoca oğlum bizi. Diyor hocam her biri çıkıyor diyor benim yolum doğru. Kafam karıştı. Çok doğru. Hangi yola tabi olacağım? Ha bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bize açıklıyor. Evet. Böyle bir durumda hangi yola tabi olacaksın? Evet. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Evet. Büyük sahabi, muttaki sahabi. Evet. Diyor enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Evet. Aleykum bil cema'ah. İslam cemaati mülazemet edin. Ondan ayrılmayın. Evet. İslam cemaate tabi olun. Fe innemâ ye'kulü zîbu el kâsiye. Kurt sürünün içinde sürüden uzaklaşmış hayvanı yiyor. Evet. Bilhassa bir burada bir benzetme, yani bir misal temsil olarak. Doğru. İnsan ümmeti de insan cemaati, Müslüman cemaati eğer birlik beraberlik olsa evet. İnsanın kurduğu olan şeytan insanı aldatamaz kolay kolay. Çok ama cemaatten, İslam birliğinden, toplumundan ayrıldığı zaman evet. İnsanın kurduğu olan şeytanı yem olur. Şeytanı yem olmak ne demek? Onu dinden çıkardı. Şeytanın gözü malımızda, mülkümüzde, servetimizde yok. Gözü tek bir şeyde var, imanımızda. Bizi imansız yapmak için her şeye başvurur. Neyle? Ailemizin arasına fitne koyarak, malımızı haramda kullanarak, haramdan alarak, çeşitli inançlara, batıl inançlara giderek, yani bu şekilde her şeyle uğraşıyor, bizi dinden, imandan mahrum etmek için.
İşte şeytan, insanın kurduğu olan şeytan, o da en çok kime musallat oluyor? Cemaatten, İslam birliğinden ayrı düşene. Onu aldatmak kolaydır. Ama cemaatin İslam birliği içinde olan bir kişi bir hata yaptığı zaman diğer Müslüman kardeşleri onu uyarır. Doğru. Bu yolun yanlıştı. Bu böyle yap, düzelt. Onun için şeytan pek öyle onları yenemez. Doğru. Ama ayrılınca şeytana yem oluyorlar. Ve gene başka bir hadis-i şerifte de. Ani İbni Umar radıyallahu anhuma. Abdullah İbni Umar. Büyük sahabi. Anlatıyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu. İnne Allah la yecme'u ümmeti ala dalaletin. Allah benim ümmetimi sapıklıkta birleştirmez. Ve yedullahi ma'al cema'a. Allah'ın eli yardımı cemaatle beraberdir. İslam cemaatiyle. Ve men şedde şedde ilennar. Kim İslam toplumu, İslam cemaatin içinde ayrılsa o cehenneme doğru ayrılmış oluyor. Cehenneme dört nalle gidiyor. Gidiyor. Ha şimdi bu çok güzel bir ölçü koymuş. Çok doğru. Ha şimdi birçok grup hizbler çıkmış. Hangisi haktır, hangisi batıldır insan bilmeyebilir. Ha o durumda neye bakacak? İslam'ın genel çoğunluğu. Doğru. %80'i, %90'ı neredeyse onlar batılda birleşmez. Resulullah bu haberi vermiş. Evet. Benim ümmetim batılda, dalalette birleşmez. Doğru. Ha İslam ümmetin cemaati neredeyse hak yol orası. Şu anda ehli sünnet ve cemaati bakıyoruz. Hepsi nerede? Ya mesela Müslümanlar bir buçuk belki iki milyara yakındır. Bunun bir buçuk milyarın üzerindeki olan İslam cemaati neredeyse hak doğru. Oradadır. Doğru. Ha, biz cemaat, şimdi bazıları çıkmış da haşa huzunda yani çok sapık fikirler. Cami cemaatten bizi milleti koyuyorlar, alıkoyuyorlar. Diyorlar bütün bu imamlar haşa müşriktir. Ve daha başka sapık fikirleri ortaya koyuyorlar. Milleti haktan ayırtıyorlar. Ha bunu bilmesen bak hadis-i şerif yolu gösteriyor. Yolu gösteriyor. İslam cemaatin geneli neredeyse orada onlarla birlikte olmak lazım. Gerçek olarak. Çok doğru. Bitki bir şey bırakmıyor. Yani aynen çok öyle. Bir şekilde bu hadis-i şerif yolu net bir şekilde gösteriyor. İslam cemaatin çoğunluğu nerede? Hak oradadır. Elhamdülillah. Başka bir hadis-i şerif. Yani Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Men farakal cemaate şibran. Kim İslam cemaatinden bir karış ayrılsa fakat halaa ribqatel İslami an unuqihi. O İslam halkasını, İslam ipini boynundan çıkarıp atmıştır. Allah demek ki bize düşen bir karış da bir adım da olsa İslam cemaatinden ayrılmamak lazım. Allah razı olsun. İslam cemaati İslam'ın genelinin bulunduğu yer. Ehl-i sünnet ve cemaatin akidesinden ayrılmamak lazım. Çok doğru. Ne yaşantımızda ayrılmamız ne de inancımızda. Hocam güzel, Allah razı olsun, güzel bir noktaya değindiniz. Zamanımız da daraldı. İsterseniz şimdi dediniz ya yaşantıda da Müslümanın İslam cemaatinden, Kur'an'dan, sünnetten ayrılmaması lazım. Yani şimdi İslam denince aslında din denince biraz da buyurduğunuz gibi yaşam tarzı, yaşam ahlakı. Yani yaşama dair ne varsa hepsi kişinin dinini belirliyor. Kişi doğru. Dine göre yaşayacak neticede. Şimdi bu anlamda yani İslam aleminde biz Müslümanlar arasında Müslüman elhamdülillah Müslüman toplumda Müslüman olduğu halde yaşantı noktasında yani böyle bir batıya Yahudi'ye, Hristiyanlara, farklı kültürlere benzeme şeyi olayı var. Doğru, onunla da ilgili değil. Hocam isterseniz inşallah çünkü vakit daraldı. Ha diyorsun öyle. O konuda da bize şey neler söylersiniz inşallah Kur'an'ın diliyle. Peygamber Efendimiz bir iyi bir ölçek de şöyle söylüyor. En-nasu ala şey ar-raculu ala dini halilihi. Evet. Kişi dostunun dini üzerinde. Kiminle dostluk kuracağız? Evet. Eğer dostumuz Müslümansa, takva sahibi ise biz de o inanca meylederiz. Ona gideriz. Eğer yok kişi kötüyse ister istemez ona meylederiz. Şimdi biri bana geçen de telefon açtı dedi hocam benim bir arkadaşım var çok iyidir her şey iyidir de ama Müslüman değil. Arkadaşlık kurayım kurmayayım. Evet. İşte ben bu hadis başka hadisler de var. Doğru. Allah Peygamber Efendimiz anlatıyor. Yani kişi dostunun dini üzerindedir. İstersen bunu buradaki ayetlere bakarak devam edelim. Bir iki ayetle inşallah şey yaparsak toparlayalım konuyu. Tamam.
Ya Müslüman arkadaşını seçerken çok dikkat etmesi lazım. Evet. Şimdi Yüce Rabbimiz başka ayet-i kerimede de buyuruyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Gene o konuyla ilgili bir teşvik mahiyetinde oluyor. Evet. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir şey emredince, onun emrinin dışına çıkmak yok. Resulullah neyi emretmişse, dışına çıkmak yok. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Kim Allah ve Resulüne isyan etse, apaçık yolunu sapıtmıştır. Evet, hak yoldan muhafaza. Çıkmıştır. Allah muhafaza. Yani, bu arada boğazınız da iyi şey olmuş. Bir istedim bir daha konuyla atlatalım. Madem dediniz de vakit kalmamış, kısaca şey edelim. Başka ayet-i kerime de şöyle buyuruyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا Zalim olanlara meyil etmeyin. Evet. Onlara benzemeyin. Kafirlere, münafıklara meyil etmeyin. Evet. Tamam. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Doğru. Onlarla beraber size de ateş dokunur. Allah muhafaza. Size ateş de dokunur. Siz de cehenneme girersiniz. Yani Müslümanım demeniz sizi kurtarmaz yani. Evet, yetmiyor. Yetmiyor. Onlara meyil etmeyin. Meyil etmeyin. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا Allah'tan başkasının dostunuz da yok. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra yardım da olunmazsınız. Evet. Yani kafirlere, münafıklara bir hadis-i şerifte var, onun üzerine konuşalım. İnşallah. Ebu Sa'id-i Hudri de anlatıyor radıyallahu anh. Diyor Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Siz sizden önceki milletlerin yolunu takip edeceksin. Evet. Şibren bir şibren. Karış karış. Adım adım. وَذِرَعًا بِذِرَعًا Zira zira. Her şeyle. Hatta لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّنْ Onlar bir keller denen bir küçük hayvan var. Onun yoluna girseler leselektumuhu siz de o yolu takip ederdin. Yani onları taklitten dolayı. Evet. Kulna ya Resulallah el yehudu ve nasara kale femen. Dedi biz dedi ey Allah'ın Resulü o bizden öncekilerin Yahudi ve Hristiyan ve benzerleri midir? Evet. Dedi onlardan başka kim olabilir? Ha burada Resulullah aleyhissalatu vesselam bizi diyor ümmetim içinde böyle şey olacak onları takip edecek ama etmeyin. Ayet-i kerime diyor meyil etmeyin. Meyil yoksa etmeyin. Size ateş dokunur. Maalesef bu taklitçilik hastalığı vardı milletin içinde. Bir de çok aşırı bir şekilde. Gavurları taklitte. Her evet. şeyde. Evet. Gavur ne yapıyorsa bir bakarsan Müslüman alemi içinde onları körü körüne taklit ediyor. Üzülüyor insan. Ha şu anda diyeyim 15-20 sene önce evet. yırtık elbise olsaydı pantolon falan kimse evet. giymezdi. Giyemezdi. Ama şu anda bazı moda diğer bazı Avrupalılar milleti oyuncak gibi o elleri üzerine oynatıyorlar. Yırtık pantolon giyiyor, yırtık elbise. Bu moda olmuş. Millet de bunları körü körüne taklit ediyor. Utanılacak bir durum. He. Şu anda gurur vesilesi oldu yani. Doğrudur. Ha onun gibi daha birçok şeyle. Çok doğru. Gavur ne yapsa modadır, biliyor, ileridir, kültürdür diyerek maalesef. Onları taklit ediyorlar. Oysa bizim taklit edeceğimiz tek yol var Resulullah'tır. Onu öğrenmeliyiz, onu hayatımıza uygulamalıyız. Çok doğru. Bir de öyle olmalıdır ki evet. Müslüman diğer gavurlardan, diğer milletlerden belli olması lazım. Neyle? Giyimiyle, kuşamıyla, yaşantısıyla, konuşmasıyla, ahlakıyla evet. her şey İslamiyet bir bütündür. Her şeyiyle bunun Müslüman olduğunu evet. gösterecek şekilde bir hayat yaşamak lazım. Allah onu bize nasip etsin. Amin, amin. Hocam dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bir duada son olarak da. İnşallah şey yapalım, duayı size bırakalım inşallah buyurun. Hocam. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri bu güzel ve özel saatte çok değerli bir konuğumuz vardı. Hocam hasta haliyle bizi kırmadılar, geldiler. Ondan istifade etmeye çalıştık. Bu kısa süre zarfında hocamız Kur'an ve sünnet hakkında hem çok güzel bilgiler bize verdi Kur'an ve sünnetin diliyle hem de müminin kimliğini inşa ederken neye göre davranması gerektiğini Müslüman olarak Kur'an ve sünnete itiba etmesi gerektiğini ayet ve hadislerle bize ifade ettiler. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bize bu sohbetten en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. İnşallah hocamıza da duamızı bırakalım. Amin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hocam buyurun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme gfir lana ve li valdina ve lil mu'minna ecma'in. Amin. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zükürina ve inatina. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين. Ya Rabbi bizim ve bütün İslam aleminin birlik beraberliğini sağla. Amin. Bize İslam şuurunu nasip et. Amin. Ya Rabbi gavurlar durmadan bizimle uğraşıyor. Sen fadlu kereminle bize muamele et. Amin. Bizi hak yolda birleştir. Amin. Bizi gavurlara, kafirlere, münafıklara, Yahudi, Hristiyanlara karşı galip eyle. Amin. Bize hakkı hak gösterip hakka mutabaati nasip et. Amin. Bize batılı batıl gösterip batılda uzaklaşmayı nasip et. Amin. Ya Rabbi bu Müslümanlar arasında olan fitne ve fesadi yok et. Amin. Ya Rabbi bizim ailemize de huzur ver. Amin. Bizim memleketimize de huzur ver. İslam memleketlerinin hepsine de huzur, saadetler ver. Amin. Devletimizi hak üzerine, senin yolu üzerine daim ve kaim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayatımız boyunca senin dinini öğrenip hayatına uygulayan kullardan bizi eyle. Amin. Ya Rabbi hasta olanların hastalarına şifalar, amin, dertli olanların dertlerine devalar, amin, borçlu olanların borçlarına edalar nasip et. Ya Rabbi son anda da iman ve şehadetle ahirete gitmeyi bize ve bütün Müslümanlara nasip et. Amin. Bizim ve bütün Müslümanların ölülerine de gani gani rahmet eyle. Amin. Onları da cennet ve cemaline şad eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.